Süreniz 10 dakikadır Sayın Öztunç. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, dün Antalya'nın Kumluca ilçesindeydik. Kumluca Finike sel konusunda mağduriyet yaşadı. Maalesef önceki gece başlayan sel, yağmur, şiddetli yağmur sele döndü. Hiçbir kul, hiçbir insan yağmurun şiddetine, boyutuna, miktarına müdahale edemez ama sele müdahale etme şansımız var. Çünkü seller insan faktörüyle oluşuyor. Nitekim Kumluca'da da gördük ki sel insan yüzünden gerçekleşmiş. Nedir? Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye, önceki dönemki AK Partili belediye 1200 metre uzunluğunda Gavur Deresi olarak bilinen derenin üstünü kapatmış ve o derenin üzerine pazar yeri inşa etmiş. Hangi akıl, hangi mantık? Yani dere üstü kapatılmış, pazar yeri yapılmış, yağan yağmur gelmiş, sel olmuş. Ben bir kez daha Kumlucalı yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elimde gördüğüm zeytin, gördüğünüz zeytin. Bugün bu zeytini üreten, ekmeğini, kazancını bu zeytinden elde eden yurttaşlarımız Ankara'ya geldiler. Muğla'dan geldiler. Niye? Çünkü AK Parti hükümeti, AK Parti zeytine düşmanlık yapıyor. Yeni bir kanun teklifi getirdiler. Bir gece yarısı operasyonuyla, bir torba kanunla zeytini bitirmek, zeytini kesmek istiyorlar. Tüm semavi dinlerde olan zeytin, kendisini dindar olarak tanımlayan AK Partililer tarafından, AK Parti tarafından katledilmek isteniyor. Zeytin konusunda komisyonda çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız orada direniyorlar. Genel kurulda direneceğiz. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nden döndü, Danıştay'dan döndü. Bir kez daha buna inat ederseniz yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Değerli milletvekilleri, bütçe hesap vermektir, para istemektir. AK Partililer, Sayın Bakanlar kürsüye geldiler günlerdir. Hiç hesap vermediler, hep para istediler. Hesap vereceklerine muhalefete hakaret ettiler. Hesap vereceklerine muhalefete küfrettiler. İkide bir Amerikan çocuğusunuz diyorlar. Peki bakalım Amerika'nın çocuğu kimlermiş? Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde, nota ver kardeşim Amerika'ya dendiğinde, ne notası, müzik notası mı diyenler Amerika'nın çocuklarıdır. 3 Kasım seçimlerinden hemen sonra 10 Aralık 2002 tarihinde Amerika'ya gidip başbakan olmadan Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla görüşüp gelip 3 ay sonra Türkiye'de icazetle başbakan olanlar Amerikan çocuğudur. 31 Ocak 2004 tarihinde Amerika'da Boston'daki Harvard Üniversitesi'nde konuşan, Türkiye ABD'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir diyenler Amerika çocuğudur. Amerikalı genç kadın ve erkekler için ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum diyen kimse Amerika'nın çocuğu odur. Bir Mart tezkeresini kim getirdiyse ve kim kabul oyu verdiyse Amerika çocuğu odur. Bakın, bakanlar ikide bir Amerika çocuğu diyorlar muhalefete. Parmak işaretiyle göstererek söylüyorlar. Amerika'ya en çok kim gitmiş, ben size söyleyeyim. Amerika'ya bugüne kadar en çok giden siyasetçi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Daha başbakan olmadan önce, yani 17 Nisan'da ilk kez gitmiş, 95, 17 Nisan 1995'te. Daha başbakan olmadan önce 2001 tarihine kadar Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken ve görevde olmadığı dönemde tam 6 defa Amerika'ya gitmiş. Ne işi var? Niye gidiyor? Ekrem İmamoğlu şimdi bir Amerika'ya gitse yıkarsınız Türkiye'yi. Daha İstanbul Belediye Başkanı iken 6 kez gitmiş. Sonra 24 kez daha gitmiş. 24 kez daha. Toplamda 30 kez gitmiş. Ne zamandan? 1995 yılından bugüne kadar. Yıl 2022. 27 yılda 30 defa Amerika'ya gitmiş Tayyip Erdoğan. 11 ayda bir Amerika'ya gitmiş. Maşallah. Amerika'yı yol tutmuş. Ver ha Amerika'da Tayyip Erdoğan.
Ondan sonra gelip diyorsunuz ki Amerika'yla siz şöyle görüşüyorsunuz, siz böyle yapıyorsunuz. Bakın Sayın Erdoğan 98 yılında Yargıtay hakkındaki cezayı onamasından sonra ilk kiminle görüşüyor biliyor musunuz? Dönemin Amerika Başkonsolosu Huggins'te. Gördünüz mü? Huggins'te ilk görüştüğü isim. Şimdi aynı süreci Ekrem Bey'e yaşatmaya çalışıyorsunuz. Yani Tayyip Bey'in ceza aldığı sürecin aynısını şu sıralarda, şu saatlerde İstanbul'da Ekrem Bey'e yaşatmaya çalışıyorsunuz. Onu birazdan anlatacağım. Bu hükümet yolsuzluk hükümettir. Bu hükümet hırsızlık hükümetidir. Milletvekilleri, AK Parti milletvekili SPK üzerinden milyonlarca doları hiç etti, çıkar sağladı. AK Parti'den tık yok. Kendi bakanınız kendi özel şirketinden bakanlığa dezenfektan sattı, tık yok. Bir başka bakanınız kendi bakanlığından kendi otellerine arazi veriyor, ruhsatlar veriyor turizm bakanınız, sizden tık yok. Bir başka bakanınızın amcasının kızı, kuzeni, bakan yardımcısı bir yerde, kardeşi de iş adamı, kardeşi gidiyor ablasından ihaleyle Bodrum'un en değerli arazisini öyle böyle alıyor, tık yok. Ama vatandaşa gelince her türlü mağduriyeti yaşatıyorsunuz. Ekmek almış başını gitmiş fiyatı. Çay öyle, şeker öyle, yağ öyle. Siz saraylarınızda bir eliniz yağda bir eliniz balda keyif içinde yaşıyorsunuz. Ama millet ekmek bulmakta zorlanıyor. Dolar olmuş 19, euro olmuş 20 lira. Siz hala buraya geliyorsunuz. Hesap vereceğinize milleti suçluyorsunuz. Çünkü umursamıyorsunuz. Çünkü sizin tek bir derdiniz var, tek bir. Milletten koptunuz. Milletle ilginiz kalmadı artık. Siz tek bir derttesiniz. Malı nasıl götürürüz? Saraylarda nasıl keyifli yaşarız? Nasıl daha fazla gider ayak yolsuzluk yaparız hesabındasınız. Başka bir derdiniz yok. İstanbul'da şu sıralarda bir duruşma görülüyor. Bu duruşma tarihe utanç olarak geçecek. İstanbul'da seçimlere gidildi. 13 bin fark oldu. Kabul etmiyoruz dediniz. Mızıkçılık yaptınız. Yeniden seçim dediniz. Hodri meydan dendi. Seçime gidildi. 800 bin fark yediniz. Akıllanmadınız. Hakimlere, savcılara talimatı verdiniz. Hakimleri, savcıları değiştirdiniz önce. Yeni gelenlere talimat verdiniz. Şimdi şu anda Ekrem İmamoğlu'na ceza verme peşindesiniz. Ya Allah aşkına herhangi bir küçük suçtan bile birisi yargılansa, mahkeme heyetinde savunma yapmak istiyorum dese en az bir hafta süre verilir arkadaşlar. 3 saat verdi hakim, 3 saat. Bu mu sizin vicdanınız? Bu mu sizin insanlığınız? Bu mu sizin hukuka saygınız, adalete saygınız, yargıya saygınız? Seçimde alamadığınız, sandıkta alamadığınız İstanbul'u ayak oyunlarıyla almaya çalışıyorsunuz. Üstelik sizin genel başkanınız İstanbul Belediye Başkanı iken uzaklaştırılmıştı. Görevde alınmıştı. O zaman bağırıyordunuz, çağırıyordunuz. Size yapılanı siz şimdi başkasına yapıyorsunuz. Ama unutmayın. Sandık gelecek. 5 ay var. Bilemedin 6 ay var. 5 ay sonra, 6 ay sonra sandık gelecek. Unutmayın ki Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınızda kalır, haberiniz olsun. Eğer Ekrem İmamoğlu'na verilecek bir ceza Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığının bir başka göstergesi olacak. Son bir dakikayı da kentimize, şehrimize, Kahramanmaraş'ımıza ayıralım. Kahramanmaraş'ımıza her seçim bir söz verirler. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, değerli İYİ Partili milletvekilleri. Derler ki Kahramanmaraş'a hızlı tren getireceğiz. Her seçimde mitingde gelir Tayyip Bey. Hızlı tren istiyor musunuz? İstiyoruz. Getireceğim der. Ne hız var ne tren var. Geliyor Osmaniye, Adana, Osmaniye, Mersin, Antep, Nurdağ, Antep'e gidecek. Maraş'a teğet geçiyor. Niye Maraş'a hızlı tren gelmiyor? Çünkü Maraş'ı sevmiyorsunuz. Çünkü Maraş'ı çantada keklik görüyorsunuz. Kahramanmaraş'a gidin, köy yolları perişanlık içerisinde. İlçelere gidin, kuzey ilçelerine gidin, köy yolları perişanlık içerisinde. Köylerde maalesef
altyapı çalışmaları bitmiş durumda. Bir beceriksizi getirdiler Kahramanmaraş'a, Büyükşehir Belediye Başkanı yaptılar. Kahramanmaraş şu anda...